İslam dininde bir cenazenin öldüğünden sonraki ilk bayramın şöyle bir önemi vardır, böyle bir şeyi vardır, yok İslam'da. Cenab-ı Hak bize böyle bir haber, böyle bir yas, böyle bir şey bildirmemiş. Peki ilk bayram ne oluyor? İşte sevinmiyor aile haklı olarak, bayramı yaşayamıyor. Tamam, onu da anlarım, ona da bir şey demem ama yani kara bayram ne demek? Bu bayram kara oldu bizim için. Niye kara olsun? O ölen Allah'a gitti. Allah'ın, Resulünün yanına gitti. Yani senden daha iyi bir yere gitti. Eğer o ölen şahıs, biz dua eder, babamız olur, oğlumuz olur, anamız olur, kardeşimiz olur, kimse. O ölen şahıs Allah'ın memnun olduğu, razı olduğu iyi bir kulsa, öldüğüne sevinir. Niye? Kaldığında ne kadar günah olacak, ne kadar sevap olacak belli mi? Şu anda biz yaşıyoruz. Kârda mıyız, zararda mıyız? Bir bakın bakalım. Her geçen gün iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Bir bakın kendi ömrümüze bir bakalım. Onun için ölen kimse için 3 gün İslam'da taziye, başsağlığı dileme ve ona cenazesine efendim gözyaşı dökme, hüzünlenme vardır. Peki hocam bu 7'si nereden çıktı? 7'si, 40'ı, 52. gecesi bunların hepsi Hristiyan adeti. Hristiyanlıkta var. Hristiyan inancında bir insan, bir Hristiyan öldüğü zaman 7. gecesinin ayrı bir önemi vardır. Onun için ayinler yapılır. 52. gecesinin önemi vardır, 40. gecesinin önemi vardır. Böyle bir şey ne Peygamberimiz zamanında ne de bir başka sahabi, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, kimse, hiçbir sahabi döneminde böyle bir şey yok. Olsa bize bildirirler. Hocam bu nereden geldi? Bu da komşuluk ilişkileri. Arkadaşlarımız, komşularımız, bizimkiler de iyi niyetli olarak biz de babamızı unutmayalım, 7'sinde bir mevlütte biz okutalım demişler ve iş 7'sine dönüşmüş. 7'si diye bir şey yoktur. Mümkünse İslam'da cenazeyi toprağa koydunuz ya, Amr İbnül As'tan rivayet edilen bir hadisi şerif, Amr bin As radıyallahu anh diyor ki, ben ölünce diyor, bir deveyi kesip, etini paylaştırıp dağıtıncaya kadar zaman ne kadar sürüyorsa, o kadar zaman cenazemin başından ayrılmayın diyor, mezardan. Bak güzel de bir zaman ölçüsü veriyor. Bir deveyi, koca bir deve, kesip, yüzüp, etini eşe dosta dağıtıncaya kadar ne kadar sürer? Bayağı zaman alır. O kadar diyor, mümkünse ailemden, sevdiklerimden birkaç kişi de olsa mezardan gitmesin diyor. Beni yalnız bırakmayın diyor. Çünkü o anda sorgu sual melekleri gelecek, münker ve nekir melekleri. O anda diyor, o başımda olur, onlar benim için tevbe istiğfar eder, benim için Allah'a dua ederlerse, ben o anda onların varlığından ve dualarından da güç alır, böylece soruları kolay cevaplarım. Şimdi çoğu sınava giren çocuklar heyecandan kaybetmiyor mu? Çok heyecanlandım diyor. Bir anda diyor elim ayağım dolaştı diyor. Dünyadaki basit bir üniversite sınavında çocuklar böyle heyecanlanıyor da, toprağa girmişsiniz buz gibi sopsoğuk, kapkaranlık. Melekler gelmiş, hayatınızda görmediğiniz şekilde sorgu sual melekler. Ve bize sorgu sual soracaklar. Aklımız gider ya. Onun için bir oğlumuz, bir kızımız, bir sevdiğimiz, bir komşumuz, bir salih kul, yani mahallenizde, muhitinizde bu adam cennetlik dediğimiz insanlar vardır. Kimin cennete gideceğini Allah bilir de, ahlakından dolayı, ibadetinden dolayı, iyi insan oluşundan dolayı biz yakıştırırız. Deriz ki şu adam cennetlik, bu da gitmezse daha kimse gitmez. Mesela böyle birisi mezarın başında durur,
O anda telkin diyoruz ya, dua okur ve orada mezarda vakit geçirirse o ölüye o kolaylık olur. Şehitlerin üzerinden kalkmayan günahlar var mı? Var. Allah şehitlerin bütün günahlarını affediyor ama bir günahı şehitten bile affetmiyor. Şehidin bile üstünde kalıyor o günah. Ne o? Kul hakkı. Kul hakkı. Onun için kardeşlerim çok kolay insan azarlıyoruz. Mesela bir konuşur, sus ben, sen ne karışıyorsun? Bu kul hakkı biliyor musunuz? Bu kul hakkı biliyor musunuz? Kul hakkı bu kadar hassas. Mesela haklı olan birini, haklı olduğunu biliyorsunuz, bir anda öfkenize kapılıp dövebilirsiniz, susturabilirsiniz, hakaret edebilirsiniz. Bu hanımınız olur, karınız olur veya kocanız olur veya komşunuz olur. Veya şimdi insanlar boşu boşuna bu particilik yüzünden bir günah kazanıyorlar, bir günah kazanıyorlar. Yemin ediyorum kamyonla sevap kazansalar zor karşılarlar. Nasıl bedava günah kazanıyorlar? O onun partisine, o onun partisine ya da başkanına nasıl hakaretler? Ya karın ne senin? Şurada duran adama ne hakaret ediyorsun? Ne olursa olsun bedavadan günah kazanıyoruz ya. Yapmayın Müslümanlar. Kimse, dünyadaki hiç kimse sizin yerinize mezara girmeyecek. Bak onu unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Dünyada hiç kimse sizin yerinize Allah'a hesap vermeyecek. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabını verecek. Onun için doğru bildiğiniz şeylerde destekleyin ama başkasına küfretmeyin. Başkasını hakaret etmeyin. Başkasını korkutmayın, tehdit etmeyin veya dövmeyin. Cam kırıyorlar. Mesela eylemler oldu diyor, şu kadar dükkanın camı kırıldı. Peki o kırılan camların parasını kim ödüyor? Hocam sigortalar ödüyor diyor. Peki kıranların vebali ne olacak? Sigorta ödedi de ahireti de mi kurtardı sigorta? Hayır, ahiretimiz var bizim. İşte şu üç aylar var ya, tam muhasebe mevsimi. Allah böyle güzel üç aylar vasıtasıyla bize durup düşünmeyi öğretiyor. Normalde insan, mesela siz de duymuşsunuzdur. Bizim memlekette de Tokat'ta da vardır öyle. Adam içki içiyor mesela. Normal hayatında. Ramazan'da içmem hocam diyor. Ağzıma sürmem diyor. Böyle insanlar var. Bak Ramazan'a saygısı var adamın. Bir iman var yani. Adam günahkar. İçki içiyor. Allah bırakmayı nasip etsin. Bütün içki kullanan, uyuşturucu kullanan, Allah'ım sigara içen, Allah'ım ne kadar zararlı, günah, mekruh, kötü işler varsa, ona alışkanlık yapmış olan kimimiz varsa, hepimize ya Rabbi, tevbe nasip et ya Rabbi, kurtulmayı nasip et ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.